880. konunun devamı, bu iki tarla yan yana olup içinde de bazı hurma ağaçları vardı, bir ara dünya sevgisi baskın çıkarak bu ağaçlardan biri hakkında ihtilafa düştük, ben, bu benim tarlamın sınırındadır, dedim, Ebu Bekir de, hayır, benimkinin sınırındadır, diye itiraz etti, bu olay üzerine aramızda atıştık ve bu sırada Ebu Bekir bana hoşuma gitmeyen bir söz söyledi, Sonra pişman olarak, ey Rabia, bu söylediğim sözü sen de bana söyle ki kısas olsun, dedi. Ben de bunu yapamayacağımı söyledim. O zaman Ebu Bekir, ya söylersin ya da gidip seni Hazreti Peygamber'e şikayet ederim, dedi. Fakat ben yine bu sözleri iade etmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine Ebu Bekir beni şikayet etmek için Hazreti Peygamber'e gitti. Ben de onu takip ettim. Bu sırada bizim atışmamızı ve konuşmalarımızı duymuş olan bazı yakınlarım arkamdan gelerek, Allah Ebu Bekir'den razı olsun, ne hakla seni Hazreti Peygamber'e şikayet edecektir? Çünkü sana, hoşuna gitmeyen sözler söyleyen kendisidir, dediler. Ben de şunları söyledim. Siz bu zatın kim olduğunu biliyor musunuz? Bu, Ebu Bekir Sıddik'tir. Mağarada ikinin ikincisi, Hazreti Peygamber'in arkadaşıdır. Kendisi saçını ve sakalını İslam ve ona hizmet yolunda ağarmıştır. Sakın benimle birlikte gelmeye kalkışmayın. Çünkü o dönüp arkasına baktığında sizin bana yardımcı olduğunuzu görürse öfkelenir. Onu öfkelendirdiğimizi gördüğünde Hazreti Peygamber de bize öfkelenir. Böylece bu ikisinin öfkesi için Allah da öfkelenir. Sonuçta Rabia helak olur. Bu sözlerim üzerine yakınlarım, o halde ne yapmamızı tavsiye edersin, dediler. Ben de, dönün, gidin, dedim, Ebu Bekir Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun Hazreti Peygamber'e giderek aramızda geçenleri anlattı. Oraya vardığımda Hazreti Peygamber başını kaldırıp bana baktı ve ey Rabia, seninle Ebu Bekir'e ne oluyor, niçin ihtilafa düştünüz, diye sordular. Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle oldu. Tartışma esnasında Ebu Bekir bana hoşuma gitmeyen bir söz söyledi ve sonra da, ey Rabia, bu söylediğim sözü sen de bana söyle ki kısas olsun, dedi. Bense bunu kabul etmedim, işte olay bundan ibarettir, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu sözleri iade etme, fakat, ey Ebu Bekir, Allah seni bağışlasın, de, buyurdular. Böylece Ebu Bekir Sıddik Hazreti Peygamberin huzurundan ağlayarak çıktık.